Rachel Gibson da her çalışan anne gibi çocuklarını en iyi gıdalarla beslemek istiyor. Ve ara öğün olarak bu cam kavanozdaki organik gıdayı seçiyor. Ancak... Kavanozun kapağındaki kaplamada BPA kullanıldığından eminim. BPA kavanoz kapaklarında tutkal olarak kullanılıyor. Bisfenol A ya da kısaca BPA'nın hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda meme ve prostat kanseriyle ilgisi olduğu saptandı. BPA, plastik ve bir tür yapıştırıcı olan epoksi reçinesinde sıkça kullanılıyor. BPA ayrıca salgı bezlerini ve hormonları etkileyen bir kimyasal madde. Kansere neden olan çevresel etkileri ortadan kaldırmaya çabalayan Meme Kanseri Fonu yayınladığı raporda çocuklara yönelik üretilen konserve gıdaların yüksek seviyede BPA içerdiğini saptadı. Örgüt yetkilisi Connie Engel. Meme Kanseri Fonu çocuklara pazarlanan konserve gıdaları incelediğinde hepsinde BPA olduğunu ortaya çıkardı. En yüksek BPA oranlarına ise Campbell'ın Disney Princess ve Toy Story çorbalarında rastlandı. Engel, iç kaplamadaki BPA'nın gıdaya sızdığını söylüyor. Georgetown Üniversitesi Lombardi Kanser Merkezi'nden Dr. Lina Hilakivi Clark, hayvanlarda yapılan deneylerin BPA ve meme kanseri arasında doğrudan bir ilişkisi olduğunu gösterdiğini söylüyor. BPA seviyesi ölçülen insanların %90'ında pozitif sonuç alınıyor. Bu da insanların çoğunda BPA mevcut demek. Dr. Hilakivi, kanserin ortaya çıkmasının 50 yıl aldığını, çocuklarda görülen tip 2 şeker hastalığının daha kaygı verici olduğunu ve BPA'nın çocuk ve yetişkinlerde farklı etkilediğini söylüyor. BPA, çocuklarda görülen tip 2 şeker hastalığı riskini artırıyor. Çocuklar ayrıca hormonal salgıların bozulmasından çok daha çabuk etkileniyor. En hassas olanlarsa hamileler ve ana rahmindeki ceninler. BPA'nın kısırlık, kız çocuklarının erken buluğ çağına girmesi ve obeziteyle de ilgisi olduğu saptandı. BPA ile ilgili tıbbi bulguların çoğuna itirazlar var. Araştırmalarsa sürüyor. Kimi eyaletler biberon ve oyuncaklarda BPA kullanılmasını yasakladı. Ürünlerinde en yüksek BPA seviyesinin saptandığı Campbell şirketi sözcüsü ürünlerinin güvenilir olduğunu ve kanıtların konservelerin iç çeperinde kullanılan BPA'nın insan sağlığına zararlı olmadığını gösterdiğini söyledi. Araştırmada adı geçen bir başka şirket Annie's ise BPA'ya alternatif aradığını bildirdi. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.